tabii ki de ailemiz var, arkadaşlarımız var, işimiz var. Burayı bırakıp gidemiyoruz. Yani burada kalacağız ama nasıl ilerleyecek süreç onu bilmiyoruz yani şu an. Maalesef daha şu an bile dışarıda bir sürü aile çadırsız durumda. Çadırı olmayan bir sürü insan var. Ya yatalak hastası olan insanlar var, bakıma muhtaç olan insanlar var, yaşlı insanlar var. İki tane çadır ihtiyacımız var şu an için, en önemlisi yani. İlk başta arabada yatıyoruz şu anda biz. Herkes şehir dışına gidiyor, şey yapıyor. Yani biz gitme taraftarı değiliz ama son çare. Burada tutunamazsak mecburen biz de gideceğiz. Kimse ne gelip ne gidiyor. Hiç kimse gelip kimsenin hatırını sormadı. Harbiye muhtarını hiç kimse göremedi mesela. Hiçbir yetkili gelmedi. Hiç kimse nasılsınız diye sormuyor. Hiçbir şekilde hijyenlerini sağlayamıyorum. Günlük yıkadığım çocuklarımı 3-4 günde bir ancak bir yerlerde bulabiliyorsak yıkıyoruz. 8 yaşında okula gitmeyen bir çocuğum var maalesef. Bitlenecek diye korkuyorum. Lavabo sorunu yaşıyoruz. Su sorunu yaşıyoruz. Maalesef gidişat çok kötü. Çadır kentlerde hani ne kadar hijyenik? O da çok çok önemli bir sorun. Hani gittik çadırda oturduk da olmadı. Sonuçta devamı gelmesi lazım. Zaten. Çadır kente gittiğimizde lavabo sorunu vardı. Hiçbir şekilde olmaz. Herkes her yerde yapıyor. Bir gelecek göremiyoruz çünkü yani yarına çıkabileceğimiz bile belli değil artık bizim için. Depremler çok fazla olmaya devam ediyorlar. Yani biz de artık okulun açılmasını istiyoruz. Çünkü eğitimde de geri kaldık diğer arkadaşlarımıza. Kitaplarımız evlerde kaldı, evlere de girilmiyor şu an. İnternet de arada gelip gidiyor. Yani elektrik de öyle. Şu an okulla hiçbir irtibatımız yok yani. Okullar yok. En azından bir konteyner okul yapılabilir. En azından çocuklar bu psikolojiyi daha çabuk atlatabilir. Biraz normale döner. Çünkü şu an hepsi çadırda. Akşam olunca uyuyamıyor. Her an deprem olacak korkusuyla yaşıyor. Arkadaşlarından ayrı. Çoğu arkadaşları öldü. Ya en azından o konteyner okullar olursa bu en azından bu gençler için biraz değişiklik olur. Bu psikolojiyi daha çabuk yenme imkanları olur. Yardımlar geç geldi zaten, muhtemelen duymuşsunuzdur siz de. Ama şu an bizim burada çok acil ihtiyacımız olarak başta tüp geliyor. Tüp bulamıyoruz hiçbir yerde. Temel gıda malzemeleri. Onları bulmakta zorlanıyoruz. Sırlar geliyor deniyor ama bulamıyoruz yani, bize yetişmiyorlar, öyle söyleyeyim. Okulları konteyner şeklinde yapsalar biz de devam edebiliriz. Konteyner değil, çadır şeklinde olsa bile bize eğitim verirse zaten biz eğitime devam edebilecek şekildeyiz şu an. Evet, gıda geldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sürü ihtiyacımız geldi. Ama onun dışında artık normal hayata nasıl dönülür kimse bunu bilmiyor. Biz hep gönüllüleri gördük. Devlet yetkililerinden açıkçası ben AFAD'tan olsun, işte devlet yetkilisi olsun hiç kimseyi görmedim. Yani gören olduğunu da zannetmiyorum bu mahallede. Ama onlar da tabii ki tüp gıda getirmedi. Sürekli işte bebek bezi, işte ıslak mendil, kıyafet, battaniye. Sağ olsunlar, onlar da yardımcı oldular. Ama onun dışında saydığım şeyler için hiç kimse gelmedi buraya. Böyle devam ederse her şey kötüye gidiyor. Çünkü herkes burayı terk ediyor şu anda. Burası hani bir havuz gibi düşün. Biz buradan çıktığımız zaman büyük denizde boğuluyoruz. Yani alışmamışız. Bütün hayatımız burada geçti. Çıktık, biz gittik bir hafta şeyde Mersin'de kaldık. Yeri geldik yani. Sonuçta burası bizim memleketimiz. Okula gidenler şu an tabii ki gidemiyor artık. Okula gitmeyen daha küçük yaş grubu, işte anaokulu grubu. Şu an yine aynı şekilde zaten psikolojik destek dahil hiçbir eğitim almıyorlar. Hiçbirisi. Elimden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben bizzat öğretmenim. Ama burada elimizden ne gelirse ancak yani çok olmuyor açıkçası, öyle söyleyeyim. Bazılarının zaten evlerine giremiyoruz. Eşyalarını almak için, işte onların eğitimlerine burada devam edebilmem için, bir şeyler katmak için. Yani psikolojileri kötü. Sürekli şey soruyorlar. İşte evimiz yıkılacak mı? Bir artçıda bir şey olduğu zaman. Gözleri evlerinde sürekli yani. Acaba bizim de evimiz yıkılacak mı diye soruyorlar. Hani bunun bir cevabı yok ki. İşte marketi burada.